Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün going to be a Munnar trip. Bir Munnar gezisine gidiyoruz. Fully fun filled trip. İnşallah. İnşallah. Çok eğlenceli bir gezi olacağını söylüyor arkadaşlar. Biz 4 kişiyiz. Dün gece geliz hadi bir poğaça kadar zehirkanı geliz. Hadi bir kahvaltı alırız. Evet. 4 kişiyiz. Yani böyle akşam geldik. Burada bir ne diyeyim, oda tuttuk yani. Odanın kirası 9 lira. Yani bir günlük 12'den 12'ye kadar. Ondan sonra başka ne vardı? Yattım, kalktım saat 8 gibi. Çaldıkım bunu guys. Evet, şimdi neyini parano? Şimdi çay içmeye gidiyoruz. Hani çayda ne var bakalım. Hani belki güzel güzel yerler yani görebiliriz, çünkü yani korona olduğu için bazı yerler kapalı olabilir. Yani ama inşallah bakalım, deneyelim ne gibi şeyler bizi bekliyor. O zaman ilk kahvaltı işimizi tamamlayalım. Arkadaşlar, odamızın dışarısı böyle. Gördüğünüz gibi hani dağların yanındayız. Burası biraz soğuk. Hani 15 derece falan. Ondan sonra dün biraz zor yattık burada. Burası yani bir merkez gibi, yani küçük bir merkez değil. Burada lokanta var diye abi ne yapıyor? Lokantaya çağırıyor araba falan görünce. Hani bir aile falan girerse pahalı çıkar ya. İşte biz de çay içmeye, bir hafif bir çay içeceğiz. Ondan sonra da kahvaltı göstereceğim ben. Evet, biz kahvaltı için iniyoruz böyle. Ben de böyle genelaksel kıyafetler giydim. Genelaksel kıyafetler daha rahat olur. Aynı zamanda şey olur. Ne olur? Hani havalı olur. Arkadaşlar, maskemi taktım. Yoksa şey yazıyor, ceza yazıyorlar. Biz şimdi lokantaya geldik. Lokantanın içerisi bakalım. Evet dostlar. Şurası böyle tatlı matlı kola, Pepsi falan satılan yer. Burası da atıştırmalıklar var. Gidiyor. Kahvaltılar gidiyor. Görüyorsunuz. İşte böyle bir yerde yer ayarladık. Evet. Garson abimiz geldi. Şeyini söylüyor. Evet, oturma masamız böyle. Batiri, porota, kappa, puri. Kahvaltılar söylüyor. Ne var ne yok. Lokanta böyle resimler süslenmiş. Pervane var. Balonlar var. Ondan sonra duvarlarda resimler var. Görüyorsunuz. Kase falan yapmışlar. Evet, bardaklar geldi. Bazıları soruyorsunuz Hindistan'da peçete var mı diye. İşte arkadaşlar, lokantalarda peçete veriyorlar. Yani peçete kültürü var. Evet arkadaşlar, su şöyle geldi böyle bir. Şimdi de açılış yapıyoruz, kahvaltı açılışı yapıyoruz. Verin o. Şimdi su böyle. Arkadaşlar, kahvaltı geldi. Bizim yapacağımız kahvaltı böyle. Yes, evet. Ekmek işte şey ya, beyaz ununda yapılır. Yes, öyle multa. Yani bizim çok meşhur bir yemek. Yani burada kırmızı et var ya, hani inek eti. Bu daha çok iyi gider. O şimdi gelir. Yani ona sipariş verdik. Şu da yumurta püri. Yumurtana ne yapılıyor? Gördüğünüz gibi yumurta var burada. Ondan sonra baharatlar var, soğan var. Ondan sonra Hindistan cevizin ezmesi var. Ondan sonra hardal tohum var. Şöyle görüyorsunuz. Hardal tohum var. Ondan sonra çeşitli baharatlar var. Evet, bu da ikinci yani ekmeğimiz. Bu noodles gibi, yani noodle gibi. Böyle alıyorsun. Ben bundan söyleyeyim. İki tane alıyoruz. Onun üstüne curry döküyoruz. Yani bu pirinç unundan yapılan bir noodle. Yani buna biz idi yapım deriz. Böyle.
Şimdi kırmızı et şurba. Biliyorsun. Şurba şurba. Çorba diyor. Kırmızı et orba. Egg var da. Adın ne var? İpucu acı. Yine ne? Vlog'e duruyorsunuz. Kırmızı et. Ez. Ne tersine ez. Ben şuradan et yemeyeceğim şu an. Ben böyle yumurta tahin söyledim. Üstüne böyle alıyoruz. Şöyle. Oha, görüyorsunuz böyle olur. Şimdi şunu böyle bir parça alıyoruz buradan. Ondan sonra üstüne böyle ıslatıyoruz. Onun için de yiyoruz. Evet, böyle aldık arkadaşlar. Ondan sonra. Tatlı bu. Yani şey var ya, Hindistan cevizinin ezmesi olduğu için tatlı oluyor. Acı, acı şimdi. Yani çünkü baharatın tadı gelmeye başladı. Kaçır lan. Mesela... Yan var ya. Evet, böyle bunu bitireceğim ben. Ondan sonra diğer yani şeylere gideceğiz. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun bize. Evet dostlar, kahvaltımız bitti. Şimdi şuna doğru gidiyoruz falan. Odaya gidiyoruz. Ondan sonra da şey yapacağız. Hazırlanacağız. Saat 11 oldu. Cuma günü. Cuma namazına yetişmemiz lazım. O yüzden hızlı hızlı hazırlanayım. Ondan sonra da gidelim. Allah'ım. Thank you. Evet dostlar, yine yolculuğumuz başlıyor. Tekrardan güzel bir yerlerde yollardan geri, yani karayollardan geçiyoruz. Aşırı güzel bir yer. İnşallah size her şey güzel bir şekilde göstermeye çalışacağım. Videomu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar kocaman kocaman taşlar. Hem dağlar. Dinden de dinden. Görüyorsunuz. Arkadaşlar güzel bir yer gördük. Bakalım. Evet arkadaşlar, inanmayacaksınız. Böyle bir güzel yer. Arkadaşlar bak, manzaraya bak. Manzaraya bak. Mükemmel, vay 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 vay. Görüyorsunuz. Orada şeyler var. Oteller var yaşamak için. Yani buradan manzara izleyip durabilirsiniz. Bakın bakın böyle. Ne güzel yerler ya. Ne güzel yerler. Ne güzel yerler. Bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Böyle mükemmel yerler. Bakın arkadaşlar.
രണ്ട് സൈഡിലും പ്ലാന്റേഷൻ ആണ്. നടുക്കൂടി apartmanlar. Apartmanlar değil de bu otel. İşte böyle. Buradan birkaç tane fotoğraflar çektik. Evet arkadaşlar, oradan. Ay kırpı oldu lan dikari. Oradan şey yaptık. Geri geldik, döndük. Oo, yukarıda güzel yerler var. Nasıl yani böyle mu var lan bittiyim? Chennai Express yolu da yerinde var ne? Hatice de orada. Güzel güzel çay bahçeler arkadaşlar. Mükemmel yerler. Nasıl ayıp oldu ya? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Böyle var hep de koyarlar. Hepsi çay. Ayıp oldu ya. Seyyar satıcılar mı, sokak satıcılar mı bilmiyorum, bunlar gördük. Onlardan bir ceket alalım diye burada indik. Çünkü burada ceketler ucuzmuş. Bilmiyorum, arkadaşım bakıyor. Benim zaten Türkiye'den aldığım ceketlerim var, o yüzden benim ceket derdim yok. Sokakta böyle satıyorlar. Çocukların var. Yani aslanın, koplanın falan hani dizaynlı ceketler var. Ondan sonra burada şapkalar var. Maymun şapkası var. Ondan sonra buradan böyle geçince yemekler falan var burada. Acayip şeyler var. Yolun kenarında hep seyyar satıcılar var. Sanırım 1 kilometre şey falan var yani. Buradan başlıyor. Ondan sonra o tarafta bitiyor yani. Çok o taraflarda bitiyor. 1 kilometre var ya. Hepsi ceket satıyor, yemek satıyor. Ceketlerin kalitesine bakalım. Şöyle. Arkadaşlar bu ceketlerin fiyatı şöyle diyorlar. Bunu aslında mı bayılısını kral kara? 300 lira. Yani 300 rupi. 300 rupi demek 30 lira. 35 lira gibi fiyatlar. Yani gayet ekonomik bir fiyat var bunlar burada. Hepsi çok renkli renkli eldivenler, ondan sonra şapkalar, maske falan var burada, görüyorsunuz. Böyle. Alışveriş yapıyor, ben yoruldum biraz. Uykusuz kaldığım için, yani biraz şeyim ben, yoruldum. Şimdi arabanın içindeyim ben. Böyle biraz uzanmak istiyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Onlar gelsin, ondan sonra gideceğiz. Ha, burada ya burada toplar manisler mi diyor? Ben adeta mı? Ben de canım var. Güzel bir cami var orada. Ya Munar Kostel. Camiin burada. Yukarıda ama. Yukarıda ama. Arkadaşlar burada bir tane park vardı. Biz onu görmeye geldik. Hani o Hindistan'da uluslararası bir parkıydı. Sadece onu. Uluslararası bir parkıydı. Ama şansımıza
yani orası kapalıymış. Orada restorasyon oluyormuş. O yüzden göremiyoruz. Biz böyle bahçeler görüp gidiyoruz. Kapı. Çay bahçeler. Sadece Rize'deki gibi geziyoruz yani burada. Cam record yollayacağım abi. 13 kilometre. 20 kilometre. Vera değil de. Burada teyli endağını kanama tutuyor. Çay pır teyli poti. Burası genelde yokuşlar, dağlık bölgeler olduğu için bu arabalar var ya, bu gördüğünüz arabalar. İşte bundan daha fazla kullanıyorlar. Ama yine de tuk-tuklarla bazı yani. Ama bu genelde konuşuyor. İzlere bak aşağı yukarı. Hemen hangi orada? Hangi? Nerede? Hangi jeep orada? Ana, ingilizce ana mart kurti damar. Siyasi partilerin bir programı var burada. İnsanlar böyle motor bisikletle böyle gelmişler. Saçma ya. Ne diyeyim başka? Siyasi partilerin programı işte bu geçtiğimiz yani buraların adı Munar diyoruz. İşte bu ne diyeyim, bu bölgenin adı Munar. Munar demek yani 3 tane nehir demek yani. Aslında buranın insanlar Kerala eyaletine ait, yani Hindistan'ın Güney Hindistan'daki Kerala eyaletine ait bir bölge, ama buranın insanlar genelde Tamilce diye bir dil konuşur. Hani genel Kerala eyaletinin resmi dili Malayalamca aslında. Ama buranın insanlar bir Tamil kültüründe yaşıyorlar. Hani benim kültürüme, yani yabancı bir kültüre sahipler. Farklı farklı şey, hani kıyafetler, yemekler falan çok farklı onların. Şimdi bu Munar kelimesi Tamil kelimesi. O Munu demek yani uç demek, ağrı demek şey demek, yani nehir demek. Uç nehir birleştiği bir yer. O yüzden burada insanlar falan toplamış, böyle bir şehir olmuş burada. Bu şekilde güzel bir yer. Ben arabadan çok fazla çıkmıyorum çünkü başım biraz ağır. Güzel bir yerler, hepsi kapalı. Gittiğimiz yerler hepsi kapalı. Çünkü burada genelde şey var, mesela hayvanat bahçesi, ondan sonra da hayvanlar görebilme yerler falan var. Onlar şimdi burada özel bir tane keçi var. O keçinin üreme, yani çoğalma vakti şu an. O yüzden o çoğalma vakti olduğu için o bunların olduğu yerlere giriş yasaklamışlar. Bu giriş yasaklaması, yani giriş yasaklanması 3 ay sürebiliyor, yani sürüyormuş. O yüzden bu aylarda buraya gelirseniz yani bir bunlar görmeyebilirsiniz. Sadece böyle bahçeler görüyorsunuz, yani biraz önce gördüğümüz yani şey bahçeleri, o kadar. Arkadaşlar bir tane tapınak görüyor musunuz? Tapınak şurası. Arkadaşlar böyle güzel yerlerden geçiyoruz şu an. Yani kamerada nasıl oluyor bilmiyorum ama gerçekten çok efsane bir görüntü var. Adamana ben bir aşı var diye söylüyorum. Yaman mı aralıttın da aşı? Ana pal mangal var ince diyor. Böyle bir yere geldik. Burada misir var. Ondan sonra İngilizden ceviz var. Ondan sonra mango var. Bu pislikler onu yiyor. Bana vermiyor. Ondan sonra yumurta var. Ondan sonra çay var. Noodle var. Aa, noodle var. Indomie. Maggi noodle var, ekmek var. Bir de iki tane ablalar bunu işletiyor.
Tamam, Hindistan cevizi temizliyor. Slow slow. Yes. You are police. İşte Hindistan cevizinin içi böyle olur. One second guys. İçi böyle olur. Wow. Su da böyle. Senin biçi. Senin biçi? Nerede ortada? Evet, böyle açıyoruz. Eller kaybetti lan. Ondan sonra kaşık, kaşık diye böyle hazırlıyor. Geçe ona geçe. He? Ede beri. Süper. Sen uyuyor. Arkadaşlar bunun içi var ya böyle. Kaybile. Evet. Hindistan cevizinin içi böyle olur. Yani içme suyunu. Onu al, atar mısın böyle? Bak, tane var yani. Böyle alıyorsunuz. Sunu sunu. Ondan sonra sunu sunu sunu. Ya dur. Kalo. Kuyruk. Diye katak katak mı diye. Evet. Ondan sonra böyle yiyorsunuz. Sweet. Arkadaşlar ben de biraz alayım da. Kaşık var burada. Kaşıkla böyle. Böyle alıyorsun. Ama beni kaşık tutamıyorum çünkü benim telefonum var. Şöyle bir. Evet. Kaynıyor. Aynen. Etrana bile. Motive. Çok güzel. O dağlar görüyorsunuz. İşte tam orada bir tane kilise görüyorsunuz. Şurası kilise. Hani Hristiyanların ibadet ettiği. Şurası da tapınak. Hani orası Hinduların işi, Hristiyanların yeri ise burası Hinduların yeri. Hindular burada şey yapıyor yani ibadet yapıyorlar. Şurası arkadaşlar hani 3 tane şey yaptık. Yani Malayalamca var, Tamilce var, Hintçe var. Şu şey demek, ne demek? Burası para hani atabiliyorsunuz bunun içine. Hani Hinduların şey bağışık yap bağışık yapabiliyor yapmak istiyorsanız öyle yapabiliyorsunuz. Ay yapma ya bunu. Şimdi tapınağın içi de böyle. Şuradan şey, ibadet yapıyorlar. Yani bunun içinde tanrıları var. İşte inekler kurtu. Bu inek mi aslan mı? Ona bir bakmam lazım. Bir saniye. Bu aslan sanırım. Yani bu da onların tanrı. Onun içinde ibadetler falan, önünde ibadetler yapmışlar. Şurada da bir şey var. Burada da onların bir tane tanrı var. Görüyorsunuz bunun içinde. Bu da çok, onların çok şey yaptığı, ibadet yaptığı bir yani tanrı. Onun yakından bir göstermek istiyorum ben. Görüyorsunuz. Bu da şey tapınağı. Tapınağındaki fil tanrısı. Girmek için şey benim ayakkabımı çıkartmam lazım dediler. Öyle girdik. Şimdi arkadaşlar beni çağırıyor. Ben de gidiyorum. Bu size tanıtmak için geldim ben. İşte tapınaklar. Longu denildiği şey bu. Güzel değil mi? Onun içinden o beyaz şeyini çıkartıyorlar. O beyaz şeyin içinde su var. Hem yiyecek olarak yiyoruz, hem de su olarak içebiliyorsunuz. Yani doğal bir yemek diyelim buna. Göstereceğim. Benimki kessin de ondan sonra size göstereceğim ben. Arkadaşlar bu şey var ya, bu bitki, bu şu palm meyvesi var ya, bunun ağacı bu. Ama bu çok büyür yani. Çok uzun uzun olur. Evet görüyorsunuz. İşte o şey bu. Arkadaşlar dediğim şey şöyle. Bunun fiyatı yani 4-6 tane var.
10 TL. 10 TL, 9 TL gibi. Arkadaşlar şimdi şöyle dediğim şey, bunun içinde su oluyor. Ben yediğimi göstereceğim size. Bu beyaz olan yerler var ya, bunu yemiyoruz. Bu bir acı olur. Tatlı olan şey şu. Alıyoruz ondan sonra. Çok güzel ya. Ne mele? Jel gibi bu. Ne görüyorsunuz değil mi? Kendir kayıp pınarın maytutti parınında nalan dört evine. Evet o bitti. Çok güzeldi. Orada durdu. Arkadaşlar şimdi biz bir baraja geldik. Buranın meşhur bir baraj. Buna biz Matupetti Baraj diyoruz. Bu yerin adı Matupetti. Burada baktığı zaman tatlı su barajı görebiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim baraj şöyle. Oradan bir tane nehir geliyor. Onu buraya topladılar. Ondan sonra da güzel bir manzara yapmışlar ya. Hani orada boat safari falan var yani. Boat servisler var. Ona binebiliyorsunuz ama çok pahalı. O yüzden gelemiyoruz. Bizim bütçemiz ona yetmiyor. Arkadaşlar göl dedi şey. Baraj. Kocaman ya, çok büyük. İşte barajın sonu o tarafı. Şuradan su biriktiriyor. Burada hafif bir soğuk var. Yani çok güzel hava. Yani bir ilkbahar havası var. Hem güneşli hem soğuk. Çok güzel. Arkadaşlar böyle seyyar satıcılar var. Böyle mısır falan filan satıyorlar. Mango, havuç. Lahana, her şey var. Adam bunu lerkli var. Ben de bir tane sıkıyorum. Lerkli var. Cına lerkli. Bunlar konya şeker gibi ya. Aynı konya şekerinde. Evet. Çokleti de oraydı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar biz böyle bir lokantaya geldik. Lokanta bir Hinduların lokantası. İşte böyle onların Ganapati tanrı var. Tanrı yüzüne ışık vurmuş. İşte böyle oturacağız. Böyle oturacağız. Mutfakları da şöyle görüyorsunuz. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Burada curry var. Sambar. Burada da curry var. Bunun adı sambar. Görüyorsunuz. Sambar. Sambar değil mi o? Sambar. Arkadaşlar burada ben bir normal yemek söyledim. Arkadaşlarım biryani söylemiş. Yani benim hani yaptığım bir biryani yemeğin videosu var. İzlemeler onu izleyin. Ben söylediğim yemek de pilav var. Yani ana yemeğimiz pilav biliyorsunuz. Ondan sonra bu fasulye. Fasulyeden yapılan bir yemek. Bu da şey var ya. Neydi bu? Barbunya. Ondan sonra biber. Curry leaf. Zerdeçal. Ve ondan sonra şunun şeyi kabak var bunun içinde. Bu normal bir yemek. Ondan sonra turşu var, baharatlı. Şurada 2-3 tane curry var. O curry yiyeceğiz. O zaman ben bunu bitireyim. Arkadaşlar evet, böyle güzel bir gezi bitti. Yani ben şimdi yani evimdeyim. Yani evimdeyken bizim köyündeyiz. Yani ondan sonra ne diyecektim? Evet gezi çok efsane bitti. Çok yorgunum. Aslında kapanış videoda oradan çekmek istiyordum. Ama sonuna geldiğimde yani bir akşam 3 gibi 3-4 gibi sanırım yani bir başım dönmeye başladı. Çünkü yokuşlar, dönüşlü yollar falan oradan gidiyoruz ya. O yüzden başım böyle döndü. O yüzden ben biraz dinledim. Yani uyudum aslında. Ondan sonra uyandığımda geceydi. Yani ondan sonra gece yemekleri yedim. O yemek Instagram'da paylaştım. Eğer merak ediyorsanız oradan yani burada benim şey
açıklama bölümde. Instagram hesabımın link var. Onu tıklayarak Instagram hesabımı görebilirsiniz. Orada paylaştıklarımı da görebilirsiniz. Ve bu videonun başka bir tarafı vardı. Başka bir şey vardı. Bu gezi bir sponsorlu geziydi. Sponsorlu benim bir tane tanıdığım vardı. Çok sevdiğim bir ablamız. O şey yaptı. Ben bir miktar para göndermek istedi. Ben de dedim böyle bir gezi yapmayı düşünüyorum. O zaman onun için gönderebilirsiniz, sponsor olabilirsiniz dedi. Ben de böyle dediğim için o tamam dedi. İşte böyle o parayla gezdik. Onun adı Meryem. İşte Meryem'e buradan çok çok teşekkürler. Allah razı olsun, güzel bir gezi oldu senin sayende. Böyle inşallah başka bir güzel yolculuk yapacağız. Yani tanıtımlar yapacağız. Eğer siz de sponsor olmak istiyorsanız bana DM'den yani Instagram'dan falan ulaşabilirsiniz. Bu videonun sponsora çok çok teşekkür etmek istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, ondan sonra paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olmak çok önemli. Biz bu kadar emek veriyoruz. Allah'ım bir kopya gitti. Go go. Evet, sizin yani desteğiniz çok önemli bu konuda. Ondan sonra ne diyecektim? Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir de şey vardı, yani görüşleriniz yorum olarak bana yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda ben bana mesaj yollamak isteyenler varsa şeyden mesaj yazabilirsiniz. Instagram'dan oradan bana ulaşabilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.